İnnehum leyasuddûnehum anissebîl. O şeytanlar ki insanı dosdoğru olan o yoldan saptırır. Şeytanın işi budur, değil mi? Şeytanın işi insanı yoldan saptırmak. Daha onun asıl yere geliyoruz şimdi ayet. Daha ne yapar şeytan? Ve yahsebûne ennehum mühtedûn. Onları hidayette zannettirir. Ne yaparmış şeytan? Hidayette. Allah Allah. İlk 5 dakikada uyuttuk cemaat. Hidayette zannettirir. İnsana şeytan öyle bir hava verirmiş, değil mi? O nasıl bir hava? İnsan kendisini doğru yolda, istikamette zannediyor. Halbuki yoldan saptı. Bu şeytanın en kuvvetli hilesidir ya. Yani. En kuvvetli hilesi. En sakınılacak şey. Ve kişisine göre bu değişir. Mesela yolun başında diyelim. Nice maalesef toplumumuzda din ilimlerinden uzak. Ben Müslümanım diyor. Kimliğinde de Müslüman yazıyor. Öldüğünde cenazemi kılın diyor. Nikahlandı mı bir imam çağırıyor lütfedip. Ama onun dışında yani İslam onun hayatını belirlemiyor. Kendisine göre bazı doğruları var, değil mi? Namaz, namaz kılınsa da olur, kılınmasa da olur. Oruç, şimdi uzak günlere geldi. Ben çalışıyorum, zaten çalışmak da ibadettir biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Efendime söyleyeyim. Zaten çalışmak da ibadettir. Oradan da öyle bir tevil. Efendime söyleyeyim. Zaten Araplara para yedireceğimize fakir fukaraya verelim, hacca da gitmeyelim. Değil mi? Ondan sonra zekata geldi miydi artık, ya benle mi kazandı bu fakirler canım efendim, herkes çalışsın, kendi başının derdine düşsün. Bu adam Müslüman ha, bu lafları söyleyenler bilmiyorum. Bir tek ben duymuyorum herhalde bunları, sizin de çevrenizde vardır böyle Müslümanlar. Bu adama sorsan demiyor ki ben batıl üzereyim, ben dalalet üzereyim, ben sapmışım, sapıtmışım, yolumu kaybetmişim demiyor bu adama. Ne diyor? Sana diyor, siz kendinize bakın canım. Ben istikamet üzereyim diyor adam. Adam kendisini bu kadar delalete rağmen istikamette görebiliyor yani. Var mı böyle insanlar? Bu artık slogan oldu değil mi? Yani bakmayın ben namaz kılmadığıma canım. Benim kalbim temiz yani falan. Bunu artık hepimiz efendim alıştık. Ben askerde hatta bunun farklı versiyonları da vardı. Hocam bakma sen benim böyle olduğuma. Bende bir dede var, sakal burada diyor adam. Sakal burada oldu mu biliyorsun, büyük fazilet yani. O da dedesi. Evet. Var böyle şeyler yani. Fazileti başka yerlerde aramak yani. Allah muhafaza etsin. Bunlara güldük. Evet, gülünecek durumda çünkü bunlar. Değil mi? Gülünecek durumda. Adam %100 sapmış yoldan ama buna rağmen kendisini hidayette zannediyor. Şeytan ona öyle bir hava vermiş. Peki şeytan bu ayette kastedilen manayı bizde hiç tutturamıyor mu acaba? Ne dersiniz? Yani ben şöyle bir sual sorayım. Biz din mübini İslam'ı anlama ve yaşama konusunda kemale ulaştık mı? Neticeye vardık mı? Peygamberlerin ve ona uyan ashabın ortaya koymuş olduğu o örnek tabloya kendimiz ulaşabildik mi o imana? Ulaşamadık. Nedir bizi alıkoyan arkadaşlar? Nedir bizi alıkoyan? Ama bugün bize sorduğunuzda, biz kendi kendimize baktığımızda, aynada baktığımızda aman aman öyle de kendimizi çok beğenmiyor değiliz. Gayet iyi durumdayız. Ben miyim bir tek öyle kendisini iyi gören? Bakıyoruz aynaya, değil mi? Aman aman öyle bir çok bir şeyimiz yok. İyi durumdayız yani. Öyle mi? Böyle oluyor bazı. Allah'ım iyi etsin bizleri inşallah. Amin. Ne var? Şeytan bize de tutturuyor bir şeyler. Bakıyoruz daha biz neticeye ulaşmamışız. İmanı yakin kazanmamışız. Allah'ın dostlarına baktığımız vakitte aramızda uçurumlar var. Biz bu dünyaya Rabbimize kavuşmak için geldik, değil mi? Manen ona yükselmek için geldik, ona dost olmak için geldik, onun yoluna en büyük hizmetleri yapmak için geldik ama alıkoyuluyoruz. Değil mi? Kim alıkoyuyor? Şeytan. Bize de bir şeyler tutturuyor. Bize de bir şeyler tutturuyor yani. Ne diyor bize de?
Ya kardeşim bu zamanda zaten diyor %5 taş çatlasın Müslümanlardan namaz kılan var. Sen o %5'in içindesin diyor. Değil mi? Şimdi bir namaz kıldın tamam işte. Büyük fazilet yani. Diğer taraftan bu kadar zekat vermeyen var diyor. Sen zekatını veriyor musun? Veriyorum. İyi. Diyor. Hacca gitmemiş nice insanlar var imkana kavuşup da. Sen gittin mi gittim. İyi işte. Ramazan şerif orucunu da tutuyorsun. Eyvallah. Senden büyük adam mı var ya? Bize diyor mu şeytan böyle? Diyor. Bana diyor şeytan galiba. Bu şeytan bir tek bana mı bir şeyler tutturuyor diyorum ya. Valla beni bunalıma sokacaksınız bu akşam öyle anlaşıldı ya. Size hiç böyle demiyor mu canım? Diyor hocam. Evet. Der. Bunun işi öyledir. Herkese bir yerden tutturur makamına göre yani. Öyle Allah dostları bile peşini bırakmaz şeytan yani. Şeytan işi odur yani. Herkese bir şeyler söyler ve makamında söyler. Yani bize tutup bu saatten sonra 5 vakit namazı terk et demez herhalde. Değil mi? Bize sabah namazının cemaatini terk et der yani. Çok doğru. Diyor mu? Diyor hocam. Diyor. Şimdi sabahleyin daha evvel de bunun müzakeresini yapmıştık ben. Sabahleyin bakarız. Telefonumuz çalıyor. İki türlü diyorum önümüze alternatif koyuyor mesela. Değil mi? Bir yerde tamam var. Tamamı basarsan hepten bir daha çalmayacak. Diğer tarafta ertele var. Canım biz de gavur değiliz yani. Tamamı basmıyoruz. Şimdi bir erteleyelim bakalım önce. Birincisi o. İkinciye erteliyorsun. 5 dakika sonra bir daha çalıyor. Bir daha alıyorsun. Tamam. Ulan tamamı basmayalım. Yani farz bu. Bir daha ertele. Bir daha ertele. Artık donla zor namazı yetiştirecek konuma kadar getiriyor bizi açıkçası yani. Ondan sonra gidiyoruz. Üzerimizde ne varsa eşofman bilmem ne. Onunla sabah namazını anca yetiştiriyoruz veya yetiştiremiyoruz. Veya bir bakıyoruz tam erteleyeceğiz. Aa güneş doğmuş ya. Mazuruz tabii uyuyakaldık canım. He? Tutturur tutturur. Herkese bir yolu vardır yani. Herkese bir yolu vardır. O yüzden kimle mücadele ettiğimizi bileceğiz. Ve bugün için kendi kendimize de bu muhasebeyi yapmalı. Nedir o? Yahu ben illaki şeytana bir yerlerden aldanıyorum. Öyle olmasa ben şu anda ne beni tutuyor yani? Ne beni tutuyor? Ben de olurum Allah dostları gibi öyle değil mi? Birçok fazilet var önümüzde. Yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Alıkoyuluyoruz. Nice hizmetler var, elimizden gelmiyor. Niçin? Alıkoyuluyoruz. İlmimizi ne kadar daha arttırabiliriz? İmkan var, her şey var elimizde. Yapamıyoruz, alıkoyuluyoruz. Öyle mi? Alıkoyuluyoruz. Oturup bunun muhasebesini bu gece yapalım inşallah. Ne olsun o? İlla ki beni bu aldatıyor bir yerlerden. Bir düşünelim neyle beni aldatıyor yani. Bir bakalım neyle aldatıyor. Ve yahsebune ennehum muhtedun kısmı önemli bir kısım. Bunu inşallah kale alalım. Şeytan insana ne yaptırıyor? Kendisini hidayette zannettiriyor. İşi bu. Anlatabiliyor muyum? Alıkoymak için kendisini hidayette zannediyor. Evet.